Tatbikatları beklemektedir. 1953 Mart'ının sonunda randevu ve Nisan ayı başında Mavi Deniz 1 NATO tatbikatına gidilir. 4 Nisan'a bağlayan gece Çanakkale Boğazı'ndan içeriye girmektedir. Su üstünden seyreden denizaltının rotası, Gölcük'teki Denizaltı Komutanlığı ana üssüdür. Çanakkale Boğazı, Naraburnu Açıkları, 4 Nisan 1953, saat 2.15. Uzun ve yorgun bir seferden dönen Dumlupınar Denizaltısı, Naraburnu Açıkları'nda İsveç Bangralı Nabulan Şilevi ile çarpıştı. Sessiz, soğuk ve karanlıktı gece. Dumlupınar başından aldığı şiddetli darbeyle birkaç saniye içinde sulara gömüldü. Gemideki 81 kişilik mürettebattan sağ kalan 22 kişi geminin arka bölümündeki torpido dairesine sığındı. Mahsur kalanların su yüzüne fırlattıkları telefon şamandırasıyla denizaltıyla temas kuruldu. Sağ kalan 22 kişiyi kurtarmak için herkes seferber oldu. İnönü denizaltısı Nara'ya ulaşır. Üsteğmen Suat Tezcan hemen battı şamandırasının yanına gider ve telefon ahizesine sarılır. Aşağıdan. Alo, Dumlu. Evet, Dumlu. Ben Üsteğmen Suat. Evet efendim, ben Selami. Selami, nasılsınız? Biz geldik. Şimdi bana durumu anlat. Efendim, dizellerden yara aldık. Manevra dairesinde yangın çıktı. Bataryayı sıfıra alarak kıç torpido dairesine geçtik. Şimdi manevra dairesi suyla dolu. Kaç kişisiniz orada? 22 kişiyiz. Diğer dairelerle irtibatınız var mı? Yarım saat evvel kıç batarya dairesiyle konuştum. Şimdi cevap vermiyorlar. Merak etmeyin. Kurtaran geldi. Biz buradayız. Efendim, manometre 267 kadem gösteriyor. Doğru mu? Selami, kurtaran geldi. Şimdi kurtarma işine başlanıyor. Ben biraz sonra yine gelirim. Peki efendim. Kurtaran gemisi Nara'ya doğru yol alırken, Üsteğmen Suat Tezcan, denizin 90 metre altında, çaresizlik içerisinde bekleyen arkadaşlarına moral vermek için şamandıraya döner. Alo, Dumlu, Selami. Evet, Dumlu. Selami, nasılsınız? Efendim, hava biraz fenalaştı. Morallerinizi bozmayın. O hava size daha 2 gün yeter. Sen çocukları yatır, sigara içmeyin. Yok efendim, hepsi yatıyor. Sigara da içmiyoruz, ışık da yok, karanlıktayız. İhtiyaç lambalarını kullanmayın, ileride lazım olacak. Kullanmıyoruz zaten. Birinin ışığı çok zayıfladı. Oksijeni idareli kullanmaları için aşağıdakilere gerekmedikçe konuşmamaları, şarkı türkü söylememeleri, sigara içmemeleri söyler. Ümitle beklenen kurtaran gemisi kazadan 10 saat 25 dakika sonra Nara'ya ulaşır. Dalgıçlar dalmaya hazırdır. Ancak burada sular pek alışkın olmadıkları gibi akmaktadır. Şiddetli akıntı da kurtarma çalışmalarını zorlaştırmaktadır. Kurtaranı sabitlemek için başlayan şamandıra atma ve gemiyi şamandıralara bağlama çalışmaları 12 saat sürer. Muhriplerin desteğiyle kazadan 25 saat 15 dakika sonra kurtaran Dumlupınar'ın üzerinde sabitlenmiştir. Artık her şey dalgıçlara bağlıdır. Gün doğumuyla ilk dalgıç suya indirilir. Üstçavuş Adil Çorbacı daha 50 metreye inemeden 100 metre sürüklenir. Ancak dalışlara 4 kez hava, 4 kez de helyum oksijenle devam edilir. Her seferinde dalgıçlar birer yaprak gibi savrulurlar. Dibe inerken 3 farklı yönden akan sular dalgıçlara geçit vermez. Doğayla savaşa giren donanma, son olarak derin su dalış cihazı ile Dumlupınar'a ulaşmayı ve içindeki esir askerlerini kurtarmayı dener. 72 saatin sonunda radyoda yayınlanan 7. ve son tebliğde tüm personelin hayatından ümit kesildiği açıklanır. İnatla akan sular kazanmış, umutla kurtarılmayı bekleyen denizciler mağlup olmuşlardı. Saatler süren kurtarma çalışmalarının sonunda umutların tükendiği anda karanlıkta bekleyen 22 kişiye her şey yine aynı sözcüklerle anlatıldı. Konuşabilirler, türkü söyleyebilirler, hatta cigara bile içebilirler. Şamandıra'daki telefon hattının öbür ucundan tüm Türkiye, denizaltıda tevekkülle ölüme yatmanın hüzünlü ama başı dik türküsünü dinledi.